bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Tahir Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren mermi çekirdeği bulunamadı. Ve Tahir Elçi'nin ölüm anı ise tespit edilemedi. Bütün kameralar o sırada koşan iki tane örgüt üyesine doğru dönmüş bir vaziyetteydi. Bu yüzden kameraların o anı bulabilmek için, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü anı bulabilmek için bu ana en yakın zamanı oluşturabilmek açısından görüntüleri, sesi, bu gördüğünüz mekanın fiziksel yapısını hepsini 3D modelleme yaparak birleştirmeye çalıştık. Tanık ifadeleriyle, bilgilerle, belgelerle ölüm anını yeniden oluşturmaya çalıştık. What we could say is only what we could see. We see a shot being taken, and we see the direction of that shot, and we could say, well, that shot
in a three-dimensional environment, given that video, could have hit Tahir Elçi. We do not want to speculate upon it. It is not our job. Tahir Elçi'ye dönük atışı olduğunu görebildiklerimizin şüpheli olarak ifadesinin alınmasını istiyoruz. Bu neden önemli? Şimdiye kadar bunlar, bu kişilerin hepsi tanık olarak dinlendi. Tanık olarak dinlenmeniz şöyle, soruşturmayı ilerletmiyor. Soruşturmada bizim arkasını öremiyoruz. Yani örneğin bugün insanlar şüpheli olarak dinlenmiş olsa, bu şüphelilerin iletişimleri tespit edilebilecek, HTS kayıtlarına göre konumları, daha önce başka kimlerle konuştuğu, konuşmadığı, bunların hepsi tespit edilebilecek. Ancak tanık oldukları zaman bunların hiçbir tanesini erişebiliyoruz. Bu eylemlerin bir daha hiçbir şekilde yaşanmaması ve yaşandığı takdirde bunların faillerinin muhakkak bulunup yargı önüne çıkarılması gerektiği, adil yargılamanın muhakkak tesis edilmesi gerektiği olan inancın bu topraklara da, bu halka da, inananlara da yerleşmesi için mutlaka Tahir Elçi'nin failinin yakalanması, yargı önüne çıkarılması gerekiyor.